Bitcoin ile beraber piyasadaki en iyi 20 altcoin. Bu konuya derinlemesine birazdan gireceğim. Fakat öncesinde bilmemiz gereken konular var. Piyasada gidişatı iyi bir şekilde anlayabilmek adına. Öncelikle bir önceki gün ABD tarafında çok önemli bir münazara gerçekleşti. Bununla ilgili zaten bir önceki videomda sizlere bazı fikirler vermiştim. ABD başkanı ve ABD en önemli başkan adayı Biden ve Donald Trump tarafından önemli diyebileceğimiz bir görüşme gerçekleşti CNN televizyonlarında. Bu tarafta biz kripto paralarla ilgili bazı beklentiler içerisindeydik. Bazı anketler yapılmıştı, istekler vardı bu iki ismin kriptolar ile ilgili konuşması, tartışması ile ilgili. Fakat biz bu konuya hiç girilmediğini gördük. Zira bu konuya girilseydi büyük ihtimal kripto tarafında oldukça ciddi bir volatilite ile karşı karşıya kalabilirdik. Fakat şimdilik böyle bir durum söz konusu olmadı. Özete baktığımız zaman Biden'ın epey bir zayıf kaldığını gördük. Trump tarafının özellikle güçlü bir poz vermiş olduğunu ve oradaki cevaplarıyla Biden'a üstün geldiğini gördük. Hatta programdan sonra bir anket yapıldı. Hangi taraf daha üstündü ve başarılıydı diye %67'nin üzerinde bir Trump destekçisi gördük orada arkadaşlar. Bu da ne demek oluyor? Özellikle seçimlere gittiğimiz şu dönemde Trump'ın elinin oldukça güçlü olduğu anlamını bizlere ifade etmekte. Şimdi burayı birazcık incelememiz lazım. ABD başkanı hangisi olacak bizi çok fazla normal şartlarda ilgilendirmiyor. Fakat kripto paralara bakış açılarından kaynaklı biz bazı konuları iyi bilmemiz lazım. Burada Trump tarafının özellikle son dönemlerde kriptolarla ilgili vermiş olduğu vaatler bizi ilgilendiriyor. Eğer olur da Trump tekrardan başkan olarak seçilirse kriptoların önünü ciddi bir şekilde açacağını şu an iddia ediyor. Hatta Elon Musk'la beraber ciddi bir dirsek temasına girecek, kriptolarla ilgili danışmanlık alacak. Önümüzdeki süreçlerde bu konuda bir gelişme göreceğiz. O yüzden Trump'ın başkanlık konusundaki iddiasının artması kriptoların da önümüzdeki dönemlerde daha da fazla rahatlama içerisine gireceğini bizlere gösterecek. İkinci bir konu ve piyasalarda aslında çok da merak edilen konulardan bir tanesiydi. Üçüncü ETF adayı hangisi? Bu konuyla ilgili Vanek bir başvuru yaptı ve Solana'yı ön plana çıkarttı. Yani Solana Ethereum'dan sonra ETF kanalında ABD tarafında üçüncü başvurusu yapılan coin olmuş oldu arkadaşlar ve Tabii ki kabul edilir edilmez fakat Solana'yı biz burada sahnede görmüş bulunmaktayız. Ancak Solana'nın handikaplarının olabileceğini daha evvelden de söylemiştik. Bu konularla ilgili SEC'nin nasıl bir yanıt vereceğini de önümüzdeki süreçlerde göreceğiz. Ama şu yorumu yapmamız lazım. Sadece başvurunun dahi bu şekilde yapılmış olması Spot Solana ETF ile ilgili Solana'ya likidite oranlarını arttırma ihtimalini gözler önüne serer. Bununla birlikte Solana ekosisteminin de ciddi bir şekilde yukarıya doğru ivmelenmesini sağlayabilir. Fakat şunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Solana ekosistemi derken meme tokenlar falan değil. Ciddi ayağa yere sağlam basal önemli projeler burada kendisine bir likidite kaynağı bulabilir. Şimdi gelelim videomuzun esas konusuna. Grayscale 2024'ün 3. çeyreği ile ilgili bir rapor yayınladı. Kripto paralar başlıklı olarak burada çok önemli bilgiler bizlerin karşısında sunuldu ve bunun çok da fazla Türkiye'de bir karşılığının olmadığını görüyorum maalesef. Yani bu makaleleri ciddi bir şekilde araştırmamız ve bunlara bağlı aslında aksiyonlar dahi almamız gerekebilir arkadaşlar. O yüzden ben bu tarz işlere gerçekten önem veriyorum. Şimdi özet olarak GrayScale bu makalede 2024 3. çeyreğinde yani bizleri bekleyen şu anki 3. çeyrek içerisinde ön plana çıkabilecek altcoinler başlığında bazı coin'ler vermiş ve bu coin'leri de bazı mentalitelere oturtmuş vaziyette. Bu 20 tane coin'in ilk ikisi Bitcoin ve Ethereum'dan oluşuyor. Diğer 18'i de altcoinlerden oluşmakta. Özellikle 2 tane alana atıfta bulunulmuş. Burada Spot Ethereum ETF'nin onaylanmasından sonra Ethereum başta olmak üzere Ethereum ekosisteminde bulunan bazı projelerin ve araçların ciddi bir şekilde yukarıya doğru ivmelenme ihtimalinden bahsedilmiş bunlara birazdan teker teker altcoinler başlığı altında gireceğim. Bunun dışında beni en çok heyecanlandıran alanlardan bir tanesi yapay zekadan bahsedilmiş ve yapay zeka altcoin projelerinin yukarıya doğru ivmelenmesinin bu 2024'ün 3. çeyreğinde muhtemel olduğu dile getirilmiş vaziyette. Bununla birlikte bir tane projeden özellikle altını çizerek bahsetmişler. Birçok proje var fakat bu projeyi gerçekten tırnak işareti içerisinde bahsettiklerini söyleyebilirim. Bu da Near protokol arkadaşlar. Neden tırnak işareti içerisinde dedim? Çünkü blockchain ve yapay zeka alanını birleştiren en önemli kripto para projesi olarak ifade edildiğini veya bu tarz bir söylemde bulunulduğunu görmüş vaziyetteyiz. Near protokol için. Bunun hemen ardından Render gibi projelerden de bahsedilmiş fakat Near protokolün daha fazla ön planda tutulduğunu bu rapor içerisinde gözlemlemekteyiz. Şimdi bu rapor içerisinde bahsedilen kripto para projelerini de şöyle hızlı bir şekilde incelemek isterim. Grayscale'in bakınız top 20'si olarak gözümüze çarpıyor. Unutmayalım bu 3 ayda bir güncellenen liste arkadaşlar. Buna bağlı olarak planları projeleri yapmak önemli olacaktır. İlk iki sırada söylemiş olduğum gibi Bitcoin ve Ethereum'u görmekteyiz. Burada özellikle sektörlere odaklanıldığını ve bizim de buna bağlı olarak bu incelemeleri yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi öncelikle tabii ki Bitcoin'den bir kripto para tarzında başlıktan bahsedilmiş vaziyette genele baktığımız zaman yani kripto sektörleri içerisinden hangi projeler alınmış diye baktığımız zaman özellikle akıllı kontratlara, bu tarz platformlara yönelildiğini görmekteyiz. Bunlar hangileri? Ethereum, Solana, Toncoin, Near Protocol, Stacks Mental olarak karşımıza çıkmakta. Burada tabii ki bazı projeler akıllı kontrat platformları olarak karşımıza çıkıyor ama bunların farklı karşılıklarından da bahsedilmiş vaziyette. Mesela ne demiştik? Akıllı kontrat fakat yan tarafında yani bir tema olarak hangisi hangi özelliği ön plana çıkartılmış? Yapay zeka NIR protokolde yapay zeka alanı ön plana çıkartılmış vaziyette. Yine bakıldığı zaman mesela render arkadaşlar bir servis araç mekanizması olarak kripto sektöründe ön plana çıkartılmış. Burada bir tema olarak da yani hangi gözlükle bakalım dediğimiz zaman bu proje yapay zeka ve Solana ekosistemi içerisinde bulunan veya bu özellikleri barındıran bir projedir. Alt başlıkları çizilmiş. Yine Ethereum ekosistemi dedik ya burada ciddi projelere yer verilmiş. Vaziyette mesela Uniswap'a baktığınız zaman burada finansal kripto sektörü içerisinde olması ve yine Ethereum ekosistemi içerisinde bulunması bu özellikleriyle Uniswap'ı ön plana çıkartmış. Bunun dışında Mental projesi, Maker ve Lido projeleri ard arda ön plana çıkartılıyor. Mesela Maker farklı bir özellik sunarken Lido platformu farklı işte staking ile alakalı vesaire bir proje olmasından kaynaklı Ethereum bazı olarak farklı bir şeyler ifade etmiş arkadaşlar. Bundan farklı olarak benim gördüğüm A ve projesi yine Ethereum ekosisteminde finansal alanda çalışan bir proje olarak bizlere burada top 20 içerisinde sunulmuş. Yine Ethereum ekosistemi içerisinde diye sunulan bir proje var Airdrome projesi. Bildiğim kadarıyla bu farklı ekosistemler içerisinde yine çalışan bir proje. Oralara da çok fazla girmeyeceğim ama Ethereum altyapısında kullandığı için E-durum burada yine ön plana çıkartılmış. Yine bizim dikkatimizi çeken projelerden bir tanesi Akash Network burada yapay zeka başlığı altında bizlere sunulmuş ve yine Pendle var. Bildiğiniz üzere finansal bir proje olarak çıkartılmış ama RWA yani gerçek dünya varlıklarının tokenize edilmesiyle ilgili bir proje olmasından kaynaklı Pendle da burada bizlere sunulmuş bu konuyla ilgili Pendle ile ilgili bir videomuza bahsetmiştim. Yine RV projesi yapay zeka kategorisi içerisinde araçlar ve servisler alanında bizlere sunulmuş vaziyette. Bunlardan farklı olarak Chainlink projesi biraz daha ön plana çıkartılmış ve tokenizasyon başlığı altında sunulmuş böyle bakıldığında tokenizasyon başlığı altında sunulan tek bir proje olduğunu görmekteyim. Yine Solana ekosisteminden finansal bir başlık kategori altında bulunan Raidium projesi de burada top 20 içerisinde veya top 20 içerisinde sunulan bir proje olmuş. Genele baktığımız zaman başta da söylemiş olduğumuz gibi hem Ethereum ekosistemi içerisinde bulunan hem de yapay zeka ekosistemi içerisinde bulunan projelerden bahsedildiğini görmekteyiz. Bunların dışında özellikle Solana ekosistemi de araya sıkıştırılmış vaziyette ve bunlarla beraber gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu ile ilgili bazı projelerde 2024'ün 3. çeyreğinde ivmelenme potansiyeline sahip şeklinde bir analiz yapılmış Grayscale analistleri tarafından. Benim de şahsi fikrim Ethereum ETF'lerinin onaylanmasıyla birlikte Ethereum ekosisteminin ciddi bir şekilde canlanacağı yönünde arkadaşlar. Buna bağlı olarak yapay zeka furyasının real hayatta gelişmesiyle beraber burada altcoin projelerinde de aynı ivmelenmenin yukarıya doğru gitme ihtimalini söz konusu buluyorum. Şimdi bu projeler bizim için neden önemli? Bu projelerden gidip sepet mi yapalım? Hayır. Zaten hali hazırda bir sepetimiz varsa buradaki mentaliteleri yaparak belki bir güncelleme söz konusu olabilir. İlla buradaki projelerle ilgilenmemiz gerekmiyor. Bunlara benzer farklı daha güzel projeler veya daha fazla gelecek vadeden projelerde ilgimizi çekebilir. Onlarla bazı güncellemeler yapabiliriz arkadaşlar. Burada söylemek istediğim şey esasen mentaliteyi anlayabilmek ve neden 2024'ün 3. çeyreğinde bu tarz sektörlerde belli başlı beklentiler söz konusu Grayscale tarafından bunları idrak edebilmek. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar ve bizlere destek vermek isterseniz beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekleriz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere